Kesirleri küçükten büyüğe sıralayın. Burada üç kesirimiz var. Bunların hangisinin en küçük, hangisinin ortanca, hangisinin en büyük olduğunu bulmak istiyoruz. Yapabileceğimiz şeylerden biri kesirlere bakmak, ne anlama geldiklerini düşünmek ve tahminlerde bulunmak. İlk kesir 7 bölü 10. Mesela bu, 10 arkadaşınızdan 7'sinin kot pantolon giydiğini temsil etsin. 10 kişiden 7'si kot pantolonluysa, demek ki arkadaşlarınızın çoğu kot pantolon giyiyor demektir. İkinci kesir, 1 bölü 3. Bunun da 3 öğretmeninizden birinin gözlük takıyor olmasını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu, çoğunluğu ifade etmiyor. Eğer bir gruptaki 3 kişiden sadece birisi gözlük takıyorsa, gözlüklüler grubun çoğunluğu değildir. İlk kesir grubun çoğunluğunu gösteriyordu. Buradaki ise çoğunluk değil çoğunluğu gösteren muhtemelen en büyük olan. Bu ikisini sadece tahminlerimiz üzerinden bile sıralayabiliyoruz. 7 bölü 10 çoğunluğu temsil ettiğine göre muhtemelen 1 bölü 3'ten büyüktür diyebiliyoruz. Ama sonra son kesirimiz olan 5 bölü 6'ya geliyoruz. 6 da 5. Hmm. Bu da grubun çoğunluğu ama bu çoğunluk acaba 10'da 7'lik çoğunluktan daha mı büyük? İşte olay bu noktada biraz karmaşık hale geliyor. Böyle bir durumda bu kesirleri karşılaştırmayı kolaylaştırmak için onları biraz değiştirebilir ve paydalarını eşitleyebiliriz. Böylece farklı paydaları karşılaştırmak zorunda kalmayız. Çünkü sonuçta farklı paydalar farklı büyüklükleri ifade ediyorlar ve bu yüzden de ifadeleri bu şekilde karşılaştırmak daha zor. Bu durumda bunları paydalarını eşit yapacak şekilde değiştireceğiz. Şu an, hem 10'un, hem altının hem de 3'ün katı olan bir sayıya ihtiyacımız var. O sayıyı bulunca, bütün kesirleri genişletebileceğimiz yeni bir paydamız olacak. Bunu yapmanın bir yolu, en büyük paydaya bakmak, ki burada en büyük payda 10 ve o sayının katlarını düşünmek. 10'un birinci katı 10, çünkü bir kere 10, 10 eder. 6'yı ve 3'ü ortak bir payda elde edecek şekilde 10'a çevirebilir miyiz? 3 ile bir tam sayıyı çarparak 10 elde edebilir miyiz? Hayır. O zaman onun başka katlarına bakalım. Onun 2 katı olan 20'ye bakalım. Evet, 10 çarpı 2, 20. Tekrar 3 ve 6'ya bakalım. Bunları birer tam sayıyla çarparak 20 bulabiliyor muyuz? Yine hayır. Demek ki bu yüzden 20 de olmaz. Peki 30'a ne dersiniz? Hadi bakalım. 3'ü 10'la çarparak 30 bulabiliriz. Yani 30, 3 için uygun. Peki ya 6? 6 kere 5, 30'e eşit. Yani evet, 30 bizim ortak paydamız olabilir. 30, hem onun, hem 3'ün, hem de 6'nın katı. Şimdi paydalarımızı 30 yapacak şekilde kesirlerimizi değiştirmeye başlayalım. İlk olarak 7 bölü 10'a bakıyoruz. Paydasının 30 olmasını istiyorsak kaçla çarpmamız gerekir? 10 kere 3, 30 eder. Payda ve paydayı her zaman aynı sayıyla çarpmalıyız. Peki 7 kere 3 kaç eder? O da 21 eder. Dolayısıyla 7 bölü 10, 21 bölü 30'a eşit olur. Unutmayın, bu ikisi eşit kesirler. Sadece grubun büyüklüğünü değiştirdik. Paydayı değiştirdik ki başka kesirlerle karşılaştırmak daha kolay olsun. Ama kesirin değerini değiştirmedik. 10'da 7 ile 30'da 21'in oransal büyüklükleri eşit. 1 bölü 3 ile devam edelim. Paydamızın yine 30 olmasını istiyoruz. Bu yüzden bu defa 3'ü 10 ile çarpıp 30 bulacağız. Payı da aynı şekilde 10 ile çarpacağız. 1 kere 10, 10 eder. Demek ki 30'da 10, 3'te 1 ile aynı şeymiş. Bir kısmı gözlüklülerden oluşan grup örneğini düşünürseniz, 30 kişiden 10 tanesi ile 3 kişiden biri grup için aynı oranı ifade eder. Son olarak 5 bölü 6'ya bakalım. Burada paydanın 30 olması için kaçla çarpmamız gerekir? 6 kere 5, 30 eder. O zaman payı da 5 ile çarpacağız. 5 çarpı 5 de 25 eder. Artık sorunun orijinalindeki karşılaştırması zor olan kesirler yerine, daha kolay karşılaştırabileceğimiz kesirlerimiz var. Gelin bunları yan yana yazalım. 21 bölü 30, 10 bölü 30 ve 25 bölü 30. Bu durumda kesirlerin hepsi 30 parçadan oluşuyor ya da hepsi 30'lu gruplar da diyebiliriz. Evet, artık karşılaştırma yapmamız kesinlikle çok daha kolay. Basitçe paylarına bakarak hangi kesrin 30 parçanın ne kadarını gösterdiğini anlayabiliriz. İlk kesrimiz olan 7 bölü 10, 21 bölü 30 ile aynı şey. 1 bölü 3 ile de 10 bölü 30 aynı şey. Gördüğünüz gibi 21 bölü 30 açıkça 10 bölü 30'dan daha büyük bir şeyi ifade ediyor. Demek ki en başta 7 bölü 10'un 1 bölü 3'ten büyük olduğunu tahmin ettiğimizde haklıymışız. Ama sonra bizi en başta esas zorlayan kısma geliyoruz. Tabii artık paydalar eşit olduğu için oranların büyüklüklerini daha rahat görebiliyoruz. 30'da 25'in buradaki en büyük kesir olduğu net şekilde görülüyor. 25, 21'den ve 10'dan daha büyük. O zaman Artık bu üç kesri küçükten büyüğe sıralayabiliriz. Bunların en küçüğü 10 bölü 30. Ama unutmayın, soruda bu kesir 1 bölü 3 olarak verilmişti. Evet, 1 bölü 3 en küçük olan kesir. Bunun üstünü çizebiliriz. Sıradaki, ya 30 parçanın 21'i ya da 25'i olacak. 21, 25'ten daha az olduğuna göre, ki bu da 7 bölü 10'a eşit olan kesirdi, o zaman diyebiliriz ki, ortanca kesir 7 bölü 10. 7 bölü 10, 21 bölü 30'a eşit demiştik. Bunu sakın unutmayın. Ve son olarak da elimizde 25 bölü 30 kalıyor. Bu da 5 bölü 6'ya eşit. Bunu da yazalım. Ve işte böylece kesirlerimizin küçükten büyüğe sıralamasını 1 bölü 3, 7 bölü 10 ve 5 bölü 6 olarak buluyoruz.